Harput'ta lokanta işleten esnaflara bir dokun bin ah işit. Yani eski talep yok Harput'a. Belediyenin yeni çalışmaları var bu hamamla ilgili, Harput'un girişinde düzenlemeleri var. Onlar şayet faaliyete geçerse, o çalışmalar biterse daha güzel olur, daha katkı sunulmuş olur Harput için. İş yapamadıklarını ifade eden esnaf, peçete, kağıt fiyatlarının dahi bir yılda %300 arttığını söyledi. Et fiyatlarının artışı, yani girdiler bizim mesela peçete grubu, kağıt grubu %300 zamlı. Geçen seneye oranladığın zaman yani 50 liraya aldığımız bir ürün bu sene 150 lira. %300 bir artış var. Bu da lokanta girdilerinin şeylerini çok yükseltiyor yani. Haliyle sizler de fiyatı artırmak zorundasınız. Fiyatı arttırıyorsun, fiyatı arttırınca da talep azalıyor. Şimdi kebap olmuş 50 lira. Vatandaşın yeme yani alım gücü de az. Ekonomi sorunlardan dolayı vatandaş yiyemiyor haliyle. İşler de durgun. Mesela geçen sene 7-8 kişi çalışıyorduk, bu sene 4 kişi çalışıyoruz. Gidip isim yapmış yerlere gidiyorum, bakıyorum ki 1-2 masa oturuyor. Yani bu benim çok böyle tuhafıma gidiyor. Hele Antep gibi yer veyahut da Adana gibi yer. Yani yerlerde isim yapmış yerler, isim vermek istemiyorum ama mekanlar hepsi boş. Kriz yani ciddi anlamda, demek ki insanların harcama gücü yok. Cepler boş. Ki mekanlar yoksa niye boş olsun? Yani şu an Harput'tayız, bakıyoruz. Yani gerçekten şu anda ölü bir şehir gibi. Ki niye burası turizm açısından olsun? Yani, yani biz kendi sektörümüze diyelim. Yani neden dolu olmasın Harput? Cıvıl cıvıl olsun, gelen giden, hareketlilik aynen, olsun hareketlilik en azından. Olsun. Görüyorsunuz salon bomboş bir masamız var. Normalde bu zamanlarda bizim burada yemek yeme fırsatımız olmuyordu. 17 personelle çalışıyordum. Şu an 5 tane personelle çalışıyorum. Yani konuşacak bir şey yok. Çıkın yola, yolu çekin. Kaç tane araba geçiyor? Harput'a kaç tane araba geliyor? Bitti. Ekonomideki dalgalanmadan fazlasıyla etkilendiklerini ifade eden esnaf, çarkın dönmediğini ifade ettiler. Her şey %200, 300, 400 zam alıyor. Bütün esnaf içeri giriyor. Bütün esnaf kan ağlıyor. Her şey iyi. Tabii. Demek ki senin 10 yerden maaş alıyorsun. Durumun iyi. Ya sabah evimizden çıkarken yani şey gibi olduk. Ha gizli gizli çıkıyoruz. Ya evden ne isteyecekler? Neyi götüremeyeceğiz? Yazık değil mi bize ya? Yani bir torba gübreyi 200 milyondan 700 milyon yaparsan. Süt ya. Çocuğuma süt alıyorum. 5 kilo sütü 20 milyonu alıyordum. Şimdi 50 milyonu alıyorum ya. Yani bu kimsenin bir şey yeme içmeye hakkı yok mu abi? Adam memur ya. Çalışıyor. Memur ayda bir geliyordu bir yemek yiyordu. Onu bile çok gördüler ya. Gelmiyor artık ya. Yok adamda. Biz hesabı götürürken masaya utanıyoruz, adam öderken utanıyor, sıkılıyor. Tabii biliyorsunuz Elazığ'da deprem sonrası, depremden sonra pandemi, pandemi sonrası da ekonomik kriz hizmet sektörünü bayağı bir etkiledi yani. İşler kötüye gitmeye başladı. Biliyorsunuz maliyetlerin yükselmesi, işte faturaların yükselmesi hizmet sektörünü bayağı zora soktu. O yönden şu anda dediğim gibi ekonomik krizin İnsanların alım gücünü de düşürmesinden dolayı işlerimizde bayağı bir düşüş oldu. Temennimiz inşallah işlerin daha açılması. Sezonda iş beklerken ama işlerin bu hale düşmesi tabii bizim için iyi olmuyor. Çalışanlarımız için de iyi olmuyor. Çalıştırdığımız eleman sayısı düşüyor. Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından birinin de gıda sektörü olduğunun altını çizen Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan da girdi fiyatlarına gelen zamları yemeklere yansıtamadıklarını söyledi. İlimizin mülk amirlerinin ciddi bir çalışma yapması ve bunu yaparken de mutlaka Harput esnafının fikirlerini de alıp değerlendirip bu noktada bir yol haritası çizip Harput'u hak ettiği turizm noktasındaki değere ulaştırmamız lazım. Bunun yanı sıra zaten sektörden bahsettik, sıkıntılarımızdan bahsettik. Şu an son zamanda yaşamış olduğumuz ekonomik kriz ciddi anlamda bizleri sıkıntıya ve darlığa doğru götürmekte. Çünkü kullanmış olduğumuz bütün malzemelere işte %200, %300, %400 zam geldi. Girdi fiyatlarımız çok fahiş bir şekilde yükseldi. Ancak biz bu zamları satmış olduğumuz yemeklere yansıtamıyoruz. Yansıtsak bile vatandaşın alım gücü olmadığından dolayı
maalesef müşteri çekemiyoruz. Yani düşünün, bugün bir asgari ücretli ayda kaç sefer dışarıda yemek yiyebilir? Veya işte dar gelirli bir aile ayda kaç sefer işte buralara gelip de ailesiyle birlikte yemek yiyebilir? Gördüğünüz gibi yaz sezonu, turizm sezonu olmasına rağmen sizlerle beraber saatlerdir işte Harput'u geziyoruz. İnsan sayısı yok denecek kadar az.